Eğer siyaset kurumu Türkiye'de bir ortak payda oluşturmazsa, güçlü bir ortak payda oluşturmazsa, gelecek açısından bu siyaset kurumu umut vermez. Aynı hatalar tekrar edilirse, aynı hataların arkasından gidilirse bedelini millet ödüyor. Demokrasi sadece bizim sorunumuz olmaktan çıkmalıdır. Demokrasi bütün siyasal partilerin üzerinde titrediği bir konu olması gerekir. Olağanüstü halden süratle çıkıp normalleşme sürecine Türkiye'nin sokulması lazım. O hal yetkisini kullanan siyasal iktidarın da bu anlayışla hareket etmesi lazım. Kanun hükmünde kararname çıkararak o hal dönemi sonrasını şekillendirmek doğru değildir. Anayasaya göre doğru değildir. O hal dönemiyle ilgili sınırlı olarak verilen bir yetkinin o hal sürecini aşarak kullanılması parlamentonun devre dışı bırakılması demektir. Yeniden inşa süresi eğer bir kurum için geçerliyse bunun yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Diyorlar ya bu parlamento ne yapıyor? Ne demek parlamenter sistem? Kaldıralım bunu, yeni sistem getirelim. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir meclis ülkenin bütün sorunlarını çözmeye muktedirdir. 150 yıllık bir tecrübeyi alıp çöp sepetine bir gecede atamayız. Başka bir sisteme gerek yok. Yeter ki biz adam gibi çalışalım. Yeter ki Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkalım. Yeter ki ortak paydamızı oluşturalım. Yeter ki milleti kamplaştırmayalım. Yeter ki milleti birbirine düşman haline getirmeyelim. Çözeriz bütün sorunları. Niye çözmeyelim? Bu ülkede hepimiz barış içinde yaşayacağız. Kardeşçe yaşayacağız. Birlikte yaşayacağız. Farklı görüşlerimiz olabilir mi? Olabilir. Farklı inançlarımız olabilir mi? Olabilir. Farklı kimliklerimiz olabilir mi? Olabilir. Farklı yaşam tarzlarımız olabilir mi? Olabilir. Ama biz kimliklere, inançlara ve yaşam tarzlarına saygı göstererek bütün vatandaşlarımızı demokrasi bağlamında bir arada tutacağız. Her insanı baş tacı edeceğiz. Hedefimiz bu.